Kur'an'da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kıyamet için bir alamet olduğu bildirilmiştir. Kur'an'da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ölmediği, öldürülmediği bildirilirken, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ikinci kez yeryüzüne dönecek olduğu da haber verilir. Bu ayetlerden biri, Zuhruf Suresinin 61. ayetidir. Bu surenin 57. ayetinden itibaren Hazreti İsa Aleyhisselam'dan bahsedilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak verilince, senin kavmin hemen ondan keyifle söz edip kahkahalarla gülüyorlar. Dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, yoksa o mu? Onu yalnızca bir tartışma konusu olsun diye örnek verdiler. Hayır, onlar tartışmacı ve düşman bir kavimdir. O yalnızca bir kuldur. Kendisine nimet verdik ve onu İsrailoğullarına bir örnek kıldık. Eğer biz dilemiş olsaydık, elbette sizden melekler kılardık. Yeryüzünde size halef olurlardı. Bu ayetlerin hemen arkasından gelen 61. ayette ise Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kıyamet saati için bir alamet olduğu haber verilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz o, kıyamet saati için bir alamettir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru yol budur. Hazreti İsa Aleyhisselam, Kur'an'ın indirilişinden yaklaşık 6 asır önce yaşamıştır. Dolayısıyla ilk hayatı kıyamet saati için bir alamet değildir. Ayetin anlamı Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda yeniden yeryüzüne döneceği ve bu dönüşünün de bir kıyamet alameti olacağıdır. Bu ayette geçen hu, yani o zamirinin Kur'an'ı işaret ettiğini söyleyenler vardır. Ancak bu doğru bir yorum değildir. Kur'an'ın diğer ayetlerine bakıldığında o zamirinin Kur'an için kullanıldığı durumlarda mutlaka bir önceki veya sonraki ayette Kur'an'dan bahsedildiği görülür. Ya da ayette geçen diğer ifadelerden Kur'an'a işaret edildiği net olarak anlaşılır. Bu ayetlerden bazıları şu şekildedir. Hayır, çünkü o Kur'an bir öğüttür. Artık dileyen onu düşünüp öğüt alsın. O Kur'an şerefli üstün sahifelerdedir. Yüceltilmiş, tertemiz, mutahhar kılınmış. Onlara Allah'ın indirdiklerine iman edin denildiğinde, biz bize indirilene iman ederiz derler. Ve ondan sonra olan Kur'an'ı inkar ederler. Oysa o Kur'an, yanlarındaki kitabı doğrulayan bir gerçektir. Onlara de ki, eğer inanıyor idiyseniz, daha önce ne diye Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Oysa Zuhruf suresindeki ayetlere bakıldığında, kıyamet saati için bir alamettir ifadesinin öncesinde veya sonrasındaki ayetlerde Kur'an'dan bahsedilmediği görülür. Ayetlerde Hazreti İsa Aleyhisselam'dan bahsedilmektedir. Dolayısıyla o zamiri de Hazreti İsa Aleyhisselam'a işaret etmektedir. Nitekim büyük İslam alimleri de ayette geçen o zamirinin gerek ayetlere gerekse sahih hadislere dayanarak Hazreti İsa Aleyhisselam'a işaret ettiğini açıklar. Ebu Hüreyre İbni Abbas, Katede Malik bin Dinar, Dahhak Ebu Rezin, Ebu Abdurrahman, Hümeyt ve İbni Muhaysın'da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelişinin kıyamet alametlerinden biri olduğunu söylemektedirler. Alusi, Şevkani, Es-Sabuni, Gumari, Ömer Nasuhi Bilmen, Seyyid Kutup, Hasan Basri Çantay gibi pek çok tefsircinin tefsirinde ise bu ayet şu şekilde açıklanmaktadır. Hz. İsa Aleyhisselam'ın zuhur etmesi kıyamet saatinin gelişini bildiren bir alamettir. Çünkü onun, Hz. İsa'nın zuhuru kıyamet alametlerindendir. Yeryüzüne inişi dünyanın sonunun geldiğine ve ahiretin başlangıcına delildir. İmam Taberi, ayeti tefsir ederken İbn Kesir'in bu konudaki açıklamasını da delil olarak kullanır. İbn Kesir,
kıyamet gününde önce İsa'nın adil bir devlet başkanı ve adil bir hakim olarak yeryüzüne ineceğine dair Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mütevadir hadisleri mevcuttur diyerek söz konusu ayetin Hazreti İsa aleyhisselamın dünyada ikinci kez gelişine delil olduğunu ifade etmiştir. Elmalılı Hamdi yazarın tefsirinde ise bu konu şu şekilde açıklanmaktadır. Muhakkak ki o saat için bir ilimdir de saatin geleceğini ölülerin dirilip kıyam edeceğini bildiren bir delil ve alamettir. Çünkü İsa gerek zuhuru ve gerek envat-ı ihya, ölüleri diriltme mucizesi ve gerek envatın kıyamını, ölülerin kalkışını haber vermesi itibariyle kıyametin vaki olacağına bir delil olduğu gibi hadiste varit olduğuna göre eşraat-ı saatindendir, kıyamet alametidir. Çağdaş İslam alimlerinden Seyyid Kutup da tefsirinde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne yeniden gelecek olmasının önemli delillerinden birinin bu ayet olduğuna dikkat çeker. Kutup'un tefsirinde konu şöyle açıklanmaktadır. Hazreti İsa'nın kıyametin kopmasından önce yeryüzüne ineceğine ilişkin birçok hadis var dilimizde. Nitekim bu ayet de ona işaret etmektedir. O kıyametin kopacağını gösterir bir ilimdir. Yani İsa'nın yeryüzüne inmesiyle kıyametin kopmasının yakın olduğu bilinir. İkinci bir okuyuş tarzında ayet şöyle okunur. Ve innehu le alemun lissati. Yani onun inişi kıyametin belirtisidir, alametidir. Her iki okuyuş tarzı da aynı anlamı ifade etmektedirler. Hazreti İsa'nın gökten inişi, doğru sözlü ve güvenilir peygamberin salat ve selam üzerine olsun sözünü ettiği ve yüce Kur'an'ın işaret ettiği bir gayptır. Kıyamet gününe kadar değişmeden kalacak bu iki kaynaktan gelen bilgilerden başka bu meseleye ilişkin olarak herhangi bir insanın söyleyebileceği bir söz olamaz. Kevseri, en eski akaid kitaplarında dahi bu ayetin Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ikinci kez yeryüzüne gelişine delil olarak kullanıldığını söylerken, Ömer Nasuhi Bilmen tefsirinde ise bu ayet şu şekilde açıklanmaktadır. Ve kıyametin yaklaşmış olması için İsa Aleyhisselam'ın bir alamet olduğunu ve kıyametin vuku bulacağına şüphe edilmeyeceğini haber veriyor. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne nuzul edeceği de kıyamet şeriatinden sayılmaktadır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, Kur'an'da hiçbir peygamberin kıyamet için bir alamet olmasından bahsedilmemektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Nuh aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Süleyman aleyhisselam, Hazreti Yusuf aleyhisselam, Hazreti Davud aleyhisselam, Hazreti Yakup aleyhisselam ve diğer birçok peygamberin hayatı Kur'an'da detaylı olarak anlatılmakta, ancak hiçbiri için bu ifade kullanılmamaktadır. Bu da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın takdiri olarak diğer peygamberlerden farklı bir özelliğe sahip olduğuna işaret etmektedir. Bu özellik Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Allah katına alındıktan sonra yeniden yeryüzüne gönderilecek olmasıdır.